Hepinize selam arkadaşlar. Bugün gerçekten enteresan, değişik bir video ile sizlerleyim. Bir arkadaşımız bana DM attı. Dedi ki McDonald's'taki bütün hamburgerleri karıştırıp lahmacun yapsana. Lan dedim evet. Ya çok güzel olacak ya da çok kötü olacak diye düşündüm. Ve şimdi ben de arkadaşlar ilk önce gideceğim. McDonald's'taki bütün hamburgerleri alacağım tekli şekilde. Sonra da gidip onların içlerinden lahmacun yapacağım. Of, biraz ürkmüyor değilim. Hadi videomuza geçelim. Bak, Big Mac, köfte burger, hamburger, cheeseburger, quarter, barbecue, macroya. Tamam. Doğrudur değil mi? Ne kadar? 104 lira 44. Neler var? Köfte burger var. Ondan sonra normal hamburger, cheeseburger, quarter pounder. Ondan sonra macroyal et, cheese, Big Mac adını diyemedim lan. Ondan sonra barbekü kıyak burger. Bunu ilk defa duydum. Onu da deneyeceğim. Vallahi göreceğiz. Kaç çeşit almışız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bütün hamburgerleri aldım. Bütün hamburgerleri aldım arkadaşlar. Et ama. Tavuk yok. Hepsi et. Evet. Geldik şimdi. Bunları kıyma yapma zamanı şimdi arkadaşlar. İşte hamburgerimiz önümde. Benim favorim Big Mac. Burada hiç yemediğim kıyak burger. Burada normal macroyal hamburger, köfte burger, cheeseburger ve quarter pounder var arkadaşlar. Ekmekleri dışında içindeki tüm malzemeleri bu güzelim mikserde karıştıracağız. Başlayayım ben hemen. Oo. Bu macroyal. Cheeseburger. Şunu tek atarım. Bak vallahi buna tek atarım şu an ama lahmacuna saklıyorum. Ulan iki tane turşu koyaydınız bari be. Kıyak diyor. Bak ben bu kıyaktan hiç yemedim abi ha. Ben bunu bilmiyorum. Nasıl? Malzeme ne? Ekstra mayonez. Mayonez var yani. Her şeyi sıyırıyorum ya. Ziyan olur mu? Bu ekmekleri de kebap koyar yeriz. Ustalar duruyor. Bu ekmekleri de kebap koyar yeriz. Ve quarter pounder. Yani Big Mac'te de şeyde de iki tane turşu, cheeseburger'de bunda da iki turşu. Ne bileyim biraz daha fazla koyun bence ya. Oo, şöyle koy. Ve son bir şey kaldı mı? Kaldı. Köfte burgerimiz kaldı. Şöyle sıyıralım. Artık karıştırma zamanı. Kapağımızı kapatıp. Oo, iyi kıyıyor. Bak güzel kuşbaşı kıvama da geliyor. Döndür usta. Kaldır. Bir şey diyeyim mi? Efsane lezzet bizi bekliyor. Bak söylüyorum. Bu çok güzel olabilir. Eğer ki çok güzel olursa patentini de alırım bunun. McDonald's'la ortak bir şey ayarlarız. Bir şey diyeyim mi? Kıyma pozisyonu oldu yani bildiğin. Bayağı iyi çektik bunu ya. Şimdi vallahi bunu götürek. Ben çok katı olur diyordum da domates falan filan var ya içinde. Domatesle falan böyle güzelce sulu oldu bu. Artık lahmacun olma zamanı geldi. Haydi. Rengi pek iç açıcı değil. Açık konuşayım. Hani lahmacun içi gibi evet böyle yeşillikler, biberler falan var gibi duruyor ama yani hiç şey yapmadı, mutlu etmedi yani. Hiç mutlu etmedi. Ama bakalım belki fırından çıktıktan sonra şaşırtabilir. Hiç sanmıyorum ama şu görselden sonra. Koku moku. Koku falan filan yani mutlu etmiyor. İştahım kapandı ya. Vallahi billahi iştahım kapandı ya. Ayhan Usta bir şey soracağım. Bundan kaç tane lahmacun çıkar? 4 tane, 3 tane, 4 tane. 3 tane, 4 tane falan çıkar. Ya vallahi bak bir şevkim vardı. Şu an o gitti. Umarım fırında şaşırırız. Hadi gelin. Evet, harcımızı aldık geldik. Arkadaşlar aslı bu. Normal. Lahmacun içi bu. Bu da anormal, benormal, hiç görülmemiş lahmacun içi. Ayhan Usta. TR'de ilk. Vallahi ilk. Bence dünya üzerinde de ilk olabilir şu. Buyur, hamurumuzu ayarlayalım abi. Siyah eldivenin var mı başka? Var. Ver de ben de döndürmeyi bilirim ha. Şovum var benim. Antrenmanlıdır Fırat abi. Evet, Ayhan Usta bu konuda beni yetiştiren hocalarımdan. Hamurun 50 tolu. Adı da hamurun 50 tonu. Gerçekten muazzam. Ayhan Usta şimdi sen şey yap. Normal aç. Ben geliyorum. Sipariş geldi. Trolleyelim mi lahmacunu? Müşteriye bundan verelim mi? Elimin içine istiyorsan dedi unla da daha rahat girer abim dedi. Makineye basalım abim oradan düğmeye. Bu mu? Alttan yakalar mısın abi? Yan çevir. Tekrar. Ha, Ayhan Usta sen pratikleşmişsin ya. Orada kaldı. Kaldı bu. Bu kaldı. Hop sonra al bunu. Allah aldı gitti gitme la. Bu pide. Bununla pide. Ben bununla pide yaparım. Evet usta. Sen bir tane sağlamını sen yap da diğerine ben dokunayım.
Dokunayım mı? Ay. Sermesi de çok zevkli. Kıvamı macun gibi olur. Lahmacun işte abi. Macun. Bülent abi kafadan vurmaya deneydi. Ayhan Usta, sen hiç hamur işi yememiştin değil mi? Yemiyordun. Yok, pizza mı yemiyordun? Pizza yemiyorum. Bunu da acılı yapalım. Pul biber atalım biraz. Oo, sen atom yaptın baba. Bu dünyanın en acı lahmacunu oldu. Sen videoyu değiştirdin. Abo. Meksika biberi gibi olmasa da. Acı mı bu da? Bu da çok acıdır. Ne ettin ya? He, siz bunda da yine kendi şeyini kullanıyorsun sen. Kendi yaptığın doğal acı. Tabii. Çok iyi. Yani yemin ederim 40 yıl düşünsem aklıma geldi işte. Gelmezdi geldi. Yani acılı McDonald's hamburgeriyle lahmacun muhabbeti var ya, gerçekten muazzam. Oh. Getir şununla da ben kendime pidecik yapayım. Bununla ben börek mi yapsam, üstünü kapatsam? Kapalı pide olur mu bundan? İki yandan yapacak. Allah, ne yaptım ben de bilmiyorum. Ya bu böyle bir deneme olsun. O zaman bunları artık şirelim mi? Hadi. Şimdi sen al abi, ben şey yapmayayım, darma duman etmeyeyim. Sürmeyi biliyor musun bu arada? İkisini bir atalım, beraber pişmezler mi? Ayhan Usta, İzzet abi ve gerçekten bizim bu tayfa sayesi. Ya adamlar burada kralını yapmış bu işin. Bak abi bak, yani vallahi bak, aslını yapmış abi adamlar pideden. Tamam. Şu lezzete bak bu ya. Vereceğim sana da başkan. Gözü kaldı. Ver ya. Arkadaşlar geliyor, hazır mısınız? Ta-ta! Ben böyle pişiriyorum. Bende bu. Gevrek. Babalar. Çok güzel görünüyor. Yalan söyleyeyim, hiç güzel görünmüyor. Ürküyorum. Şu acılı güzel duruyor sadece. Şimdi pidemi de yanmadan çıkartayım. Masaya oturup artık tatma işlemine geçerim. Ne oldu şimdi ya? Ben bir şey diyeyim mi? Çok ümitsizim ya. Acısının biraz gideri var ama. Ben ilk önce acısızı deneme taraftarıyım usta. Şöyle. Abi ben maydanoz falan aldık ama hiç onları koymadan ilk önce normal tadı nasıl onu merak ediyorum. Şu an hamurun kokusu var pidenin. Değil mi şeyin? Evet. Şey mi koku? Heh. Tabii köfte geliyor. Geliyor mu? Niye uyarmadın beni? La oğlum, bu bununla olur mu diye. Niye demedin bana? Usta dedim sana. Beni niye dinliyorsun? Ben boş ağzım. Ben sana böyle bir teklifle geldim de yok abi yapamam desene. Bu da benden deli. Limon sıkalım. Biraz tadını değiştirelim bunu. Hani çok yenecek gibi bir şey değil ama. Götürüyorsun usta bu arada. Yenmeyecek gibi de değil yani. Ben yemin ederim bir ısırık. Buna ötesi günah. Bunun ötesi yenmez yani. Ama acılıyı da yaptık. Acılınla bakacağım ben tabii. Acılıya da bak abi. Sen yemiyorsun acıyı. Ben acı yemiyorum. Şöyle acılıdan... Tabii. Yaptıysan yiyeceğiz abi. Acı ne acısı baba? Ne acısı baba? Adana acısı. Oh! Abi niye böyle bir şey yaptım ben? Usta sen bayağı yedin ya. Sen sevdin mi Ayhan abi ya? Bence güzel, hoşuma gitti biraz. O çevremde ne enteresan adamlar var benim ya. Arkadaşlar sakın bunu denemeyin ha. Bile hani denemeyiz. Gaza gelip yani evinizde arkadaşınızla, ananızla, babanızla, eşinizle, dostunuzla bu eve sokulmaması lazım. Lahmacunu lahmacun gibi yiyi, Big Mac'i Big Mac gibi yiyi. Bana uyduğun için teşekkür ederim sana. Keşke itiraz edeydin de deydin dev lahmacun çekeydik de bunu yapmayaydık deydin. Arkadaşlar vallahi denemeyin. Allak bullak oldum, içi ısırıklar. Yani şu acıyla beraber darmadağın etti. Yani şunu ilk yeseydim tam bitmiştim. Bu gerçekten acıymış ya. Biraz fazla da koydun acıyı ama ha. Biraz abarttık. Bak biliyor. Kendini de biliyor. Biraz abarttık diyor. Arkadaşlar izlediğin için teşekkür ederim. Vallahi siz bana uymayın. Bunu kesinlikle denemeyin. Eğer bir daha bundan yapmamı istemiyorsanız abone olun. Abone olun, yapmayayım. Aa, bu yapılacak bir şey değil çünkü ya. Ya bu arada yediğin lahmacunun fiyatını öğrenmek ister misin? 105 lira. Lahmacun 105 lira. Evet. Alaçatı'da lahmacun yemiş gibi isyan. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Çok kötü yaktı ama. Abi acı beter. Tatlı çok kötü usta. Hiç beni durdurmadın Ayhan abi. O kadar iyi değil aslında. Ömer abi sen nerenin insanı çıktın sen? Nerenin? Adana Acama. Bir şey diyeceğim. Arasına koyduğunu bir göstersin. Gösterir misin arasına ne koydun? Adam çiğ köfte sardı. McDonald's şeyine.
Ömer abi gerçekten muazzamsın. Seni çok seviyorum. Yani şimdi çevrende böyle adamlar olduğu zaman benden nasıl normal videomu çekmeyi bekleyebilirsin? Ya adam langur langur. Abi dedim o hani normal lahmacun değil, haberin olsun. Tamam baba öyle de yenir dedi. Yedi. Yedi adam ya. Arsına çiğ köfte sarıp yedi. Abav. Abav.